Merhaba arkadaşlar. Çekir ocakları daha evvel anlatmıştık. Laboratuvar teknikleri konuları arasında hangi konuydu hatırlamaya çalışıyorum. Laboratuvar güvenliği kısmındaydı. Önemli bir konu bu tabii. Her laboratuvarda bulunması gerekiyor bu cihazların. Tabii iyi bir havalandırma sistemleri bunun dışında da gerekli. Biraz bu konulara da giriş yapacağız bu derste. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Evet, baktığımızda bir kere laboratuvarda çalışıyorsak bu laboratuvarın güvenli olması gerekir. Güvenli olmadan bir kastımız da temiz havanın olması gerekir. Pekala, baktığımızda nasıl temiz hava sağlayabiliriz? Havalandırma sistemini biz güçlü bir şekilde kurabiliriz. Yine eğer yetmiyorsa camları açma ve bu şekilde bir havalandırma sistemi yapmamız lazım. Kimyasal depolarını havalandırmamız lazım. Yeterince iyi soğutmamız lazım. Yine kimyasal dolaplarımız mevcut. Bunların içerisine belli zamanlarda işlev gören fanlar takarak havalandırma otomatikman yapan sistemler var. Bunlardan olması lazım. Ve çeker ocaklar bugün konusu. Çeker ocaklar olması gerekiyor. Nedir çeker ocağın tanımına baktığımızda, laboratuvarda güvenli çalışmanın yapılmasını sağlayan motorlu ön kapağı olan, gaz giriş çıkışı olan, yine su çıkışı olan bir havalandırma sistemidir. Çok basit bir cihaz esasen. Tabi iç yapısında dezgahların inert olma, reaksiyona girmeyecek türde olması, yine şişmeyen kapaklar ve bu motorların gücü buralarda önemli. Çeşitli işlevsellik katılabilir. Kapaklar elektronik olarak açılıp kapanabilir. Çeşitli dizaynları var. Baktığımızda bir havalandırma sistemini burada görüyoruz. Kollar var. Lokal kollar. Yine bunlardan da çalıştığımız yerde bir havalandırma sistemi hemen yakınına tutarak bunlar hareket ediyor. Bu şekilde bir havalandırma sistemi yapabiliriz. Bazı cihazlara sabit havalandırma sistemleri yine konulabilir. Tepe kısımlarında zaten havalandırma kısımları var ve çeker ocaklarımız yine havalandırılabilir. Bunlar ayrı ayrı sistemlere de bağlanmış olabilir. Tek motorla da çalışabilir. Bu şekilde dizaynlar yapılabilir diyebiliriz. Tabi laboratuvara girerken ilk baş bu havalandırma sistemlerini açıp bir kere içeride temiz havanın sağlanması gerekir. Bir önceki çalışmadan kalan kötü bir hava olabilir. Araştırma laboratuvarlarımızda da biz bu şekilde yaparız. İlk girişte sabah ilk kim giriyorsa hemen bütün çeker ocakları, camları açar. Bu laboratuvarda çok önemli bir şeydir. Baktığımızda işte kollar var demiştik. Gördüğünüz gibi kolların daha yakından görünüşü. Lokal hava emiş kolları dediğimiz. Tabi çeker ocakta çalışmamız gerekiyor ama çeker ocaklar tabi her zaman boş olmayacaktır. Benim çalıştığım laboratuvarda 10 tane yüksek lisanslı doktora araştırması vardı. Yani çeker ocaklar yeri geliyordu ki yetmiyordu. Kapış kapış oluyordu. Bazı durumlarda işte bu lokal kısımlarda deneyler yapmak gerekebilir. Bu da önemli bir parçası. Evet, lokal kollara yine örnekler var. Farklı farklı güçleri farklı olabiliyor. Açıları farklı olabiliyor. Kullanıcıya göre değişiyor. Talkim diye bir siteden aldım. Bunlar bunu yapıyor. Türkiye bu konuda artık gelişti. Eskiden çok fazla çeker ocak havalandırma sistemi yaygın değildir imal edenler ama şimdi çok ileri seviyede üreticilerimiz var. Yine burada da kimyasal dolaplarına bağlanmış bir havalandırma ekstradan mevcut. Tek motorlu ya da çok motorlu olabilir. Ben şahsen her birinin ayrı ayrı motorlu olmasını daha doğru buluyorum. Çünkü bir bozulmada hepsi bozulacaktır. Ama tek tek olursa her birinin motoru tek tek bozulma olacaktır. Bu da daha işlevsel olur gibi geliyor bana.
Tabii çekir ocaklarımızda tanımda da verdik. Çeşitli gazlar, oksijeni, azotu bağlayabiliriz. Yine vakum sağlayabiliriz. Yanıcı gazlar yine olabilir. Su bağlıyoruz değil mi? Bir reflüks yapıyoruz icabında, bir soğutma yapıyoruz. Suyun olması lazım. Reaksiyon yapıyoruz inert atmosferde. Gazın olması lazım. Bunlar da şurada mesela musluklar var. Renklerine göre ayrımı da doğru bir şekilde yapılabilir. Merhaba arkadaşlar, size çeker ocağı anlatacağım. Çeker ocak içerisinde yapılacak deney ve testlerde açığa çıkacak yoğun ısı, koku ve ısı puanlarının emniyetsiz standartlı öngördüğü kriterlerde laboratuvar ortamına yayılmadan tahliye eder. İlk önce cihazın kabin kapağı kapatılır. Cihazın açma kapama düğmesinden başlatılır. Fan emiş hızı istenilen kademeye kadar yükseltilir veya azaltılır. Işık gereksinimi varsa ışığı açılır veya kapatılır. Sol tarafta görmüş olduğunuz hava çıkış borusunun açık olduğu mutlaka kontrol edilmeli. Kuşlardan korumak için mutlaka menfez konulmalıdır. Sağ tarafta görmüş olduğunuz yeşil bana su çıkışını sağlamaktayken sarı bana ise doğalgaz çıkışını sağlamaktadır. Doğalgaz aksamının sızdırmazlığı belirli aralıklarla mutlaka kontrol edilmeli. Atık su sistemin çıktığı mutlaka kontrol edilmelidir. Evet, detaylıca anlattı. Bir yerden almışım, linkini vermiştim. Buradaki cam tamperli cam oluyor. Bu kırılmalara, patlamalara karşı oldukça az zarar veriyor insan vücuduna. Bu yan taraftaki yeni videoda da ise bu çalışma sırasında biz kollarımızı içeri sokmalımız gerekir esasen. Camın mümkün olduğunca kapalı olması lazım ki çeker ocak işlemini görsün. Zaten burada da onu görüyoruz. Yine çeker ocağın daha işlevsel olması için en az 15 santim, 15-20 santim diyelim ama en az 15 santim, 6 inç aşağı yukarı 2,54 ile çarparsak 15-20 santim olması lazım. Yine bunların bu şekilde görüldüğü gibi camları açılıp kollarımızı sokup çalıştığımız durumlarda olabiliyor. Yine başka bir türü. Burada mesela doğalgazda su demişti. Birçok azot da olabilir. Diğer gazlar da bağlanabilir. İhtiyacımıza göre bunları modifiye ediyoruz. Baktığımızda hiçbir zaman bir kere buharlaşan malzemeleri biz çeker ocak dışında kullanmıyoruz. Yine ince tozlar, silika kolonlar yapıyoruz, alüminyum kolonlar yapıyoruz. Bunlar ciğerlerimize gitmesi sıkıntı yaratabilir. Bunları biz çalışırken çeker ocakta çalışıyoruz. Uzun süreli geri soğutucuda yapılan reaksiyonlar değil mi? Hep bir ısıtma var. Kenarlardan bu gaz buharları, çözücü buharları çıkışları olabilir. Isıtma olduğu zaman her zaman bir çözücü ya da organik bir zararlı malzemeyle temasımız söz konusu olabilir. Buralardayken biz çeker ocakları kullanmaya dikkat ederiz. Kolay buharlaşabilen malzemeleri yine biz buralarda kullanıyoruz. Yine insan sağlığına zararlı olan birçok malzemeyi burada kullanabiliyoruz. Tabii şunu söylemek lazım. Bütün kimyasallar zararlı. Bütün kimyasallar zararlı olduğu için burada bizim artık çalışan kişilerin bir bilinci oluşuyor. Daha zararlı ne olur? Ne orada birinci öncelikle çalışılması gerekir gibi. Mesela metaklor klorür, ben bir polimerciyim. Metaklor klorür çok sıkıntılı bir malzemedir. Bunu bir kere kesin çeker ocakta çalışmak gerekir. Zaten göz yaşlarından duramazsınız. Piridin, piperidin gibi malzemeler, kısırlık yapan malzemeler var. Hidrojen klorürü gibi ciğerlerinizi çok zarar veren malzemeler var. Yani birçok kimyasal zararlı ama biz bunların içerisinde en zararlılarla çalıştığımızda çeker ocaklarda yapma durumumuz söz konusu. Çünkü çeker ocaklar yer kapladığı için her yerde sayısız olamayacak. Öğrenci laboratuvarlarında iş daha vahim oluyor zaten. Antik kimya laboratuvarları yaptırdığım yıllarda o gün baş ağrısından uyuyamazdık yani.
Havalandırma sisteminin çok iyi olmasına rağmen yine de kimyasala maruz kalıyorsunuz. Bu işin en kötü tarafı tabii. Çeker ocakların kullanımına biraz daha bakalım. Çeker ocakların içerisinde bir kere fazladan malzemeleri koymuyoruz. Yani buraları bir depolama alanıymış gibi kullanmıyoruz. Sonuç olarak bunlar pahalı bir alet. Burayı vasıfsız bir amaçla kullanmış oluyoruz. Buralarda sadece deneylerimiz olduğu zaman kullanıyoruz ve işimiz bitince oradan çıkıyoruz. Çeker ocakların içinde bu deneyi, bu işlemi yapıp yapmayacağımızı karar vermemiz lazım. Uygun olmadığını düşündüğümüzde çeker ocakta değil dışarıda yapacağız. Bunu da söylemiş olalım tekrardan çünkü bu çok önemli. Çeker ocakta ilk işe başlarken dumanın iyi çekilmesi için en yüksek ayara getirilir. Yine bunların kontrol aletleri de var ufak tefek böyle. Hani poşetlerin sarktığı, çekiyorsa yukarı doğru falan çıktığı türde. Zaten sesinden bir içeride kağıtlar varsa böyle havalanmasından öndeki kapak kısmını aşağı doğru indirdiğimizde bunu anlarız zaten. İyi bir çekimin olması lazım. Daha sonradan yavaş yavaş kısabiliriz. Oldukça gürültülü çalışacaktır zaten ilk baş en yüksek çalışmada. Tabii deneye başlamadan evvel deneyi de sağa sola sürekli gitmemek için ilk baş deneyin de lazım olan kimyasalları bu çeker ocağın içerisinde güzelce istiflememiz lazım. Tabii burada çeker ocağın içerisinde önde de söyledik. Çok fazla karışık malzemelerin olmaması lazım. İhtiyacımız olmayan malzemeler olmaması lazım. Buralarda dökülmeler bu şekilde yaşanabilir. Çeker ocağın yakınlarında pencere ve kapıların kapalı olması önemli. Burada hava sirkülasyonları ile beraber dışarıya doğru o içerideki zararlı malzeme çıkışı olabilir. Buna dikkat etmemiz lazım. Çok fazla prizlerimizi böyle çok gözü birçok kablonun olduğu prizlere kablolarımızı takmıyoruz. Üçlü prizle çeker ocaklarda yine kullanım yapmıyoruz. Yine elektrik kablolarını, çeker ocağının içerisindeki cihazların kablolarını yerlere sarkıtmıyoruz. Bu çeker ocağın başında genelde cihazlarımız olabiliyor. Karıştırıcılarımız olur genelde. Bunların ayaklara takılma ihtimali var. Buna da dikkat ediyoruz. Çıplak alevi daha evvel söyledi zaten. Bunları çok fazla kullanmamaya çalışıyoruz. Dikkat ediyoruz kullandığımız zamanlar. Deney aletlerini çeker ocağın ön kısmına yerleştirmiyoruz. 15-20 santim demiştik. Arkaya taraf bunların iyi çekmesini sağlayacak. Santrifüj gibi dönen aletler hava akımını bozacağından bunların kullanılmaması sıklıkla tercih edilir. Kullanılıyorsa kapağının tamamen kapatılmasında fayda var. Çeker ocağın penceresi, bu ön tarafında bir cam malzememiz var. Bu mümkün olduğunca aşağı seviyede olması lazım ki iyi bir çekim yapsın. Ön tarafta duman nasıl çekildiğini zaten gördünüz. Tekrarlamış oldum burada. Bu cam sizi bir nebze de olsun koruyacaktır. Ağız kapak açıkken deneyi yapmıyoruz kesinlikle bileklerimize kadar. Bizi rahatsız etmeyecek seviyeye kadar bu ön camı aşağı indiriyoruz. Evet, yine göstermiştik camın seviyeleri yukarıda değil aşağıda olması, yine önlerde değil arkalarda olması gerekiyor. Burada da yine tekrar ediyoruz 15 santim 20 santim arkaya. Evet, bir şeyler döküldüğünü hemen temizlememiz lazım. Buradaki yanlış kullanımı görüyorsunuz. Dışarı çıkarmış ve dışarıda işlem yapıyor. Halbuki çeker ocağı niye kullandık? Ne amacı vardı? Yani hiçbir şey ifade etmez çeker ocağın başında olmak.
Bir ilk yardım planı hazırlamak lazım. Çeker ocakta bir şeyler döküldü ya da bir yangın oldu. Ne yapacağınızı iyi bilmeniz gerekir. Oturarak çalışmamak gerekiyor başında. Daha zor hareket edeceğizdir ve bu kazalar sebep olabilir. Çeker ocağın içlerinin dar olduğu için çok hızlı hareketler yapmıyoruz çalışırken. Yavaş yavaş hareketler yapmamız lazım. Bir kaza ya sebebiyet vermemek için. Herhangi bir dökülen malzeme varsa ilk iş onu iyice temizlememiz gerekiyor. Dediğimiz gibi cihazlar biraz pahalı cihazlar. Hızlıca bunu temizlememiz lazım. Deneyin öncesinde ve sonrasında çeker ocakları tekrardan ilk kullandığımız haline getirmemiz gerekiyor. Fazlalıkları almamız lazım. Tehlikeli deneylerde yine başında durmamız lazım. Çeker ocakla işimiz bittikten sonra biraz daha çalıştırıp içerisinde varsa zararlı kimyasallar bunların tamamen temizlenmesini sağlamamız lazım. Rutin kontrollerinin yapılması gerekiyor. Çekme, elektronik ve gaz sızdırmazlık denileri testlerinin yapılması lazım. Rutin kontrollerinde laboratuvar sorumlusu iseniz yaptırmanız lazım. Değilseniz belki yarın sizler de bu tip yerlerde çalışma imkanınız olacak. Bunların hepsini kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, kaynaklarımız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.